Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili mırnavlar, sevgili aslanlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan ve fan kedimiz Gaya size merhaba der. Aralık ayı burç yorumlarımızda hep beraber olacağız. Aslanlar da biliyorsun bir mırnavdır. Evet. Kedi de bir aslandır şeklinde bakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bizim kaliteli ve güzel bir kedimiz var. Exotic Shorthair. Garfield'e benziyor. Evet. Değil mi? Evet. Garfield'e benziyor. Gerçekten çok tatlı bir dişi kızımız var. Evet aslan burçları, başımıza neler gelecek? Garfield'e baka baka, yani Gaia'ya baka baka neler geleceğine bakarım. Neler gelecek başımıza sevgili Demet? Evet sevgili aslanlar, Aralık ayına Yay burcunda doğacak yeni ayla başlıyoruz. 3 Aralık'ta 10 derece Yay burcunda yeni bir ay doğacak. Aslanlar için bu yeni ay seyahatler getirebilir. Getirer. Evet. Yolculuklar getirebilir. Eğitimlerle ilgili güzel fırsatlar, yurt dışı ile ilgili kavramlar. Mart'tan önce yeni tanışmalar da getirebilir. Tabii. Kedi ırkına. Mart ayında bazı tanışmalar oluyor evet. Biliyorsunuz kediler arasında. Ama bu Yay burcu ve İkizler burcunda oluşacak yeni ay ve dolunaylar. Eğitimler, yolculuklar, seyahatler ve belki sürpriz aşklar da getirebilir. Uranüs'ün de güzel bir açısı var bu yeni ay. Uranüs'ün de güzel bir açısı var. Yani hiç beklenmediği, bekleyin keyifli, güzel dönemlerin gelebileceğinde her zaman için umun güzel bir dönem. Başka nelerimiz var? Evet, 5 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu da yine seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, eğitimle ilgili kavramları Merkür burada hızlandırabilir, iletişim artabilir sevgili aslanlar. 7 Aralık'ta Mars terazi burcuna geçecek. Mars uzun bir süre 27 Temmuz 2014'e kadar terazi burcunda kalacak. Eğitim, yolculuk, seyahat, evet. Radyo, televizyon, yayıncılık, basın, medya ilişkilerinde bazı aktivasyonlar aslan burcunu yoğun bir şekilde bekliyor. Evet. Bazı aslan burçları medyaya çıkacaklar. Benim medyayla ne ilişkim var diyebilen bazı arkadaşlarımıza sürpriz teklifler gelecek. Evet. Bazı arkadaşlarımız sürpriz seyahatler, bazı arkadaşlarımız işte eğitim hayatları ile ilgili keyifli haberler arayacaklar derim. Yani bu 27 Temmuz 2014'e kadar burada kalıyor ve bayağı yoğun bir dönemi temsil ediyor sevgili evet. Minik kediler. Yazabilirler. Bazı aslanlar yazmaya karar verebilir. Bir şeyler yazabilirler. Kendilerini evet. ifade edecek. O güneş egosuyla evet. bu o adamlar ne yazacaklar ama bazıları da sanatçılıkta vardır yani görürüz. Evet. 13 Aralık. 10 Aralık'ta Merkür Uranüs üçgen açısı yine keyifli aslanlar için. Güzel haberler, sürpriz haberler gelebilir. İletişim artabilir, seyahatler, misafirler, yeni tanışmalar söz konusu olabilir. 13 Aralık bu ayın en güzel günü diyebiliriz. Jüpiter-Satürn arasında. Gizli bir dosttan evet, gelebilecek yardım. Üçgen açı var. Aileden gelebilecek bir yardım. Ev almak, ev satmak, aileyle ilgili konuların desteklenmesi, aileyle ilgili gizli bir yapının kavramının ortaya çıkması, artık iç dünyada huzur, aileyle ilgili huzur ve tanrısal yardımın geleceği bir dönem. 17 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Bu çok önemli. Evet. İkizler Burcu dolunayı aslanlar için arkadaşlıklar, grup çalışmaları, organizasyonlar, işleriyle ilgili projeler, gelecekle ilgili hedeflerinde oluşabilecek bazı sonuçlanmalar, bir niyetin gerçekleşmesi. Güzel etkili bir dolunay. 11. Bir niyeti, evet. Bir niyeti gerçekleştiriyor. Sosyal gruplar içine katılıyor. Sosyal toplum içinde sosyal reputasyonu, sosyal onuru, ünü ve şanına artıyor. Dernek ve kulüp ilişkileri artıyor. 21 Aralık'ta Venüs retro harekete geçiyor. Evet. Sevgili aslan. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında bu konuyla ilgili Venüs'ün retro hareketini, sizin üzerinizdeki etkilerini yıllık burç yorumları videolarımızdan da takip edebilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili konulara biraz daha temkinli ve dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Çok radikal fiziksel ve bedensel değişiklikler olabiliyor. Bu dönemde estetik operasyonlardan kaçınmak, pahalı alışverişler yapmak, işte kuyumcu dolaşıp boşu boşuna masraf etmeye gerek yok. Çünkü bu dönemde Venüs Retrosu'nda yeterince değerinin değeri olmayan bir ürünü fazla bir fiyata ve rakama alabilirsiniz. 25 Aralık'ta Mart karşıt Uranüs, kazalara dikkat, sözlü tartışmalara dikkat. Yorucu haberler de gelebiliyor. Evet. 29 Aralık'ta haberleşmeler, fikir ayrılıkları, çok sert tartışmalar. Ya ben bu Merkür, Kare Uranüs'ü
Kendi doğum haritamda da vardır bu benim. Evet. Aslında çok kıvrak bir zeka verir. Hmm. Kuvvetli bir zeka verir ama bu çok büyük de bir konuşmada sertlik de verir. Sertlik verebilir. Bazen evet, çok evet, zorlu konuşabilirsin. Bazen çok öfkeli konuşabilirsen. Yani öfkeli çatışmada hı hı, bir döneminde olabileceğini göstermiş. 30 ve 31 Aralık günlere tartışmalar, insan ilişkilerinde fikir ayrılıkları, yılbaşı gecesi küçük kazalara dikkat ederim derim ben. Evet. Ne dersin? Ben de yılın son haftasına, özellikle son iki gününe dikkat edilmesini öneriyorum. Gökyüzü gerçekten çok gergin. Öncü gruplar arasında oluşacak bu gerginlik. Aslan Burcu birinci dereceden etkilenmesi de genel etki. Çevresini de etkilese tabii ki. Aslan Burcu'nu tam evet, etkilemez. Kardeşinden hı-hı, etkiler, komşusundan evet, etkiler, çevresinden etkiler. Yılbaşı gecesi komşusu kafayı çeker, nara atar. Aslan Burcu sinirlenir gibi olaylar. Evet. Tuhaf ve değişik bir dönem. Dikkatli olun. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.